Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yelekle sizlerle birlikte olacağız. Yeleğimizi robadan başlayarak ördük. Yeterli artışlarımızı yaptıktan sonra 3 sıradan oluşan modelimizi uygulamaya başladık. Ve alt kısımda yani modelimizin olduğu bölümde iki rengimi kullandım. 2 e, sıra şöyle şu şekilde yani bir grup ikinci grup modelimi yeşil rengimle bir grup tekrar beyazımla yeşilimle sonra bitişi iki grup beyazımla örerek tamamladım yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştım bir buçuk iki yaş grubu çocuklarımız için uygundur eğer ipiniz ince ise bir yaş için de gayet uygun bir çalışma olacaktır evet hemen ölçülerimize bakalım mizurumu aldım ölçüme bakıyorum en üst kısımdan omuz kısmından en alt kısma kadar ölçtüğümde 33 santim uzunluğunda beden genişliğine bakacak olursam beden genişliği ise 27 santim genişliğinde. Evet, ölçülerimize baktıktan sonra modelimizi çalışmaya başlayalım. Sizlerde minik bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. Yeleğimizi Kartopu Baby vanda örüyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta, anti peeling özelliği olan güzel bir ip. Sizlerde Elinizde olan istediğiniz iplerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Bakınız ipimizi. Eğer eliniz çok sıkıysa 3 numarayı da tercih edebilirsiniz. Evet zincirimizi çekerek robamızı ayırarak örmeye başlayalım. Zincirimi çekip bir tane düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum ve şöyle rahatlatıyorum ilmeğimi. Yeleğimin ilk önü için 10 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Rahat rahat 10 tane zincirimi çektim. Şimdi kolumuz için 12 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kolumuz için de 12 zincir çektim. Yeleğimin arkası için zincirimi çekiyorum. 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 zincirimizi de yeleğimin arkası için çektim. Tekrar 12 zincir kolum için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 11 ve 12 10 zincirde önümüz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirlerimizi bölümlerimize ayırarak ördük şimdi santim olarak ölçümüze bakalım tutuyorum mezurumu bittiği yere kadar Bakınız şu şekilde elimi şöyle tutuyorum 26'yı tam tamamlamıyor. Şu şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde bakın zincirimin başladığı yere 26'yı çok tamamlamıyor. Şurada kalıyor. 25,5'ta kalıyor. Evet, şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Zincirlerimizi zaten sayarak ayırmıştık. Her bir bölüm için belirle ne kadar öreceğimiz. Evet, ilk olarak önümüzü örüyoruz. 1 ve 2 iki, iki zincir geriye çekiliyorum. Üzerine 2 tane zincir örüyorum. Toplamda burada 4 tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildiğim bakınız ikinci zincir içerisine tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi alıyorum. iki seferde örüyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum. Sıradan 10 olana kadar birer birer zincirlerimi örüyorum. Bir defa doluyorum. iki defa da çekiyorum. Doluyorum. Sıradan hiç atlamadan diyorum aşağıdan zincirlerimiz zaten çektiğimiz için sayımız tam gelecek çok rahat olacak Evet 10 trabzan olana kadar zincirimizi ilerletiyorum sayalım burada bir zincirimden döndüm trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Toplamda 10 tane trabzanımız oldu. Şu döndüğümüzde mutlaka sayıyoruz. 10. trabzan üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tığımın başını dolayarak yandaki zincirin içerisine giriyorum. Buraya girmiyorum. Yandakine giriyorum. Ve sırası ile kolum için hazırladığım 12 tane zincirin içerisine trabzanlarımı birer birer örüyorum. 12 trabzanımı tamamladım. Şimdi 12'nin üzerine yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi arkamız için 18 tane zincir çekmiştim. Yandaki zincirin içerisine girdim. Bakın aynı yere batmadım. Birer birer toplamda 18 trabzan olana kadar arkamı örüyorum. Hiç zincir atlamıyorum. Hepsine birer birer batıyorum. 18 tane trabzanımızı zincirden sonra ördüm. Arkamız için olan bölümümüzü bu şekilde tamamladık. Şimdi kolumuz için aradaki 3 zinciri çekiyorum ve kolumuza başlıyorum. Bakın 3 zinciri çektim. Aynı yere değil, yandaki trabzanına batıyorum ve kolum için 12 tane trabzanımı tamamlıyorum. 2, 3, 4 tamamlayayım. 12 trabzanı ve üzerinin 3 zincirini çektim. Şöyle tutayım saymak isteyen arkadaşlarım saysınlar. Tığımın başını tekrar doluyorum. Yandaki aynı yere değil yandaki zincirden yeniden başlıyorum. Ve önüm için 10 tane trabzanımı ardı ardına örerek ilk sıramı bitirmiş oluyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Evet. 10 tane trabzanımı da ördüm. Bölümlerimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramıza geçmeden yaptığımız işlemimizi görmenizi istedim. O, önlerimiz için 12-12 kollarımız 18'de arka trabzanımız için hazırladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi şöyle birazcık rahatlatıyorum. Tığımı başını dolayarak birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve trabzan olarak başlatıyorum. Zincirle başlatmadım. Bakınız. 1 bir tane trabzanımız. Bunu kesinlikle iki saymıyoruz. Birinci trabzanımızın üzeri. Ve sonrasında ikinci trabzanıma batıyorum. Üçüncü trabzanıma. Yani sırası ile trabzanlarımın her birine birer defa batıyorum. Robamızın bu bölümlerinde artış yapmıyoruz. Zincirin olduğu yerde. Trabzanları birebir örüyorum. trabzanın 10'unu da ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi zincirimizin içerisine 2 tane trabzan örerek ilk artışımı yapıyorum. Bir tane ördüm. Aynı yere giriyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum ve toplamda önümüz için 2 artışımızı yaptım ve trabzanımız ikinci sıramızda 12 oldu. Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar aynı yuvaya İki tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. Bu da kolumuz için. Ve birer birer trabzanlarımı zincir yerine kadar, yani üç tane zincir çekmiştim oraya kadar örüyorum. Şuraya kadar trabzanlarımızı örelim. Kolumuz için ördüm. Yine zincirimin bulunduğu yerdeyim. Hemen iki tane trabzanımı zincir içerisine örüyorum. Bir ve iki. Buradan da artışımı yaptım. Hem sağdan artışımızı iki tane yaptık. Hem de soldan artışlarımızı iki tane olarak yaptık. İkinci trabzan üzerine üç tane ara zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Tekrar tığımın başını dolayarak iki trabzanda arkamın artışı için örüyorum. İkişer ikişer ördüm bakınız. Tığımın başını doluyorum. Tırabzanlarımı birer birer zincirime kadar örüyorum. Bir dolayıp iki defa da alıyoruz. Arkadaki trabzanlarımın tamamını da ördüm. Zincirimin hemen yanı başındayım. Yine iki tane trabzan 1 ve 2 artışımı yaptım. 1 2 3 tane ara zincirimi çektim. Yeniden iki tane trabzanımı örüyorum ve burada da bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincirime geldikten sonra iki trabzan, 3 zincir, iki trabzanımı örüyorum. Önümüz içinde bütün trabzanlarımı örüyorum. İkinci sıramı da trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza geçebiliriz. Bakınız burada yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada kenarda zincirden döndüğümüz trabzan vardır. Lütfen buradaki trabzanın üzerine de batmayı unutmayalım. Batıp batmadığınızı eğer anlayamazsanız şu şekilde sayarak yapabilirsiniz. Altta 10 tane trabzanımız vardı. İki de artışımızla birlikte 12 tane trabzanımız olması gerekmekte. Bakın sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bakın hepsini örmüşüm. Eğer 11 ördüyseniz lütfen şöyle buradaki zincirden döndüğümüz trabzanımızın da üzerine bir tane yeni trabzan örün. Eksik olmasın. Yani önümüzün birisi küçük birisi büyük gitmesin. Evet şimdi arkadan bir tane zincirimi çekiyorum. Önünü çeviriyorum. Yani öreceğim yönü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak dibine batıyorum. Buraya bir tane trabzanımı örüyorum zincir çekmiyoruz bakınız bu bir iki değil kesinlikle bakın birinci trabzan üzerinde sonrasında birer birer trabzanlarımı örüyorum zincirimin bulunduğu yere kadar zincirime kadar örerek geldim şimdi zincirimizin içerisine alt sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz iki tane trabzan birinciyi ördüm ikinciyi de ördüm araya bir iki 3 tane yeni zincirimi çektim. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Evet şöyle görelim. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Şimdi bundan sonraki sıralarda da hep aynı işlemimizi yapacağız. Yani devamında. Buradaki trabzanları birer birer öreceğiz. Zincirimize geldiğimiz zaman ise 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Tekrar devam edeceğiz örmeye. Zincirimize geldiğimiz zaman yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Tekrar üzerine öreceğiz. Geleceğiz zincirimizin bulunduğu noktaya. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan örüp sonra kadar geleceğiz. Ve hem bu sıramızı hem de şöyle birkaç sıra örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Robamızı köşelerden artışlarımızı yaparak örmeye devam etti. Ve kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm ve yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştım. Şimdi 9. sıramı başlattım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırayı başlattım. 9. sıramızda kollarımızı artık gövdemizden ayıracağız. Gövdemizi bir bütün halinde örmeye başlayacağız. Şimdi trabzanımızı ben örerek geldim buradaki köşemin bulunduğu yerdeyim. Her seferinde ikişer ikişer zin, e, trabzanımızı bu artış yerine yapmıştık bakınız. Şimdi buraya da son kez iki tane trabzanımı örüyorum boşluğun içerisine. Bir tanesini ördüm. İkincisini örüyorum. İki tane trabzan ördükten sonra ara için kol altı genişliğimiz için 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 zinciri çektikten sonra kolumu buradan büküyorum ve tekrar tığımın başını dolayarak buradaki boşluğa giriyorum bakın şöyle büktüm sadece büktüm ara yerine geldim artış yerimize iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum ve arkadan ilk trabzana battım birer birer sona kadar ilerliyorum yani şuradaki ayrım yerine kadar arkamızı tamamen örelim arkamızı birer birer ördüm 7 zincirimizden sonra yine köşemizdeki ayrım yerimize geldik 2 tane trabzanımı köşeme örüyorum ve diğer kolumda yapmış olduğum gibi 7 tane zincirimi bu kolum içinde örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 Sık sık örmüyorum. Bakınız şöyle biraz rahat örüyorum. İçerisine çalışmamız olacak trabzanlarımızı. Ve büküyorum. Tekrar önümüzü örmek için buradaki boşluğumuzun bulunduğu yere geliyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımı boşluğumun içerisine örüyorum. Ayrım yerine ve tığımın başını dolayıp birer birer trabzanlarımı üzerine örüyorum. ve sıramın sonuna kadar sadece trabzanlarımı örüyorum ve böylece robamızı tamamlamış olacağız gövde kısmına geçeceğiz buradaki sıramızı da tamamlayalım Evet birleşme işlemimizi tamamladık şimdi modelimizi uygulayarak devam edeceğiz ve yeleğimizin artık gövde kısmına geçmiş bulunmaktayız Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 1, 2, Üç tane zincirimi çekiyorum. Ardı ardına 10 tane trabzanımız öreceğiz. Normalde modelimiz içerisinde dokuzarlı gruplarımız öreceğiz. Başlangıç ve bitişimizde bir tane kenar trabzanımız olacak. 10 tane trabzan başlangıç ve bitişimiz için model aralığında ise dokuzar trabzan grubu olacak. Birinci zincirden oluşan trabzanımız olarak bunu sayıyoruz ve ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ardı ardına 10 tane trabzanımı örüyorum. 2 Hepsini birlikte daha sonra sayalım. Şimdi örelim sadece. Sayalım. 2 4 6 8 9 ve 10. Başlangıç ve bitiş 10'du bir tanesi kenar ilmeğimiz burası modelimiz uygulayacağımız bölümümüz bir tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum. bir trabzan atlıyorum ikinci trabzana batıp dokuz tane yeni trabzan örüyorum her birinin üzerine birer tane batarak dokuz trabzanımızı örelim kaç oldu dört beş altı 7 8 ve 9 9 tane trabzanımız oldu ama yine de şöyle göstereyim saymak isteyen arkadaşlarımız için de 2 4 6 8 ve 9 yine bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak bir trabzan atlayıp ikincisine batıyorum 1 2 3 4 5 Trabzan sayılarımız farklı olabilir. Farklı sayılarda başlamışsınızdır. Hiç fark etmez. Şimdi zincirimizin üzerine ben devam edeceğim. Sizin sayılar farklıysa kaçsa ona göre 9 tane trabzanımızı örerek 9 trabzan bir zincir bir atla şeklinde sona kadar ilerleyebilirsiniz. Burada 5 tane trabzanım vardı. Çekmiş olduğum zincirlere giriyorum. 6. trabzanımı örüyorum. 7. tırabzanımı 8. ve 9. tırabzanımı ördüm. Toplamda yine göstermek istiyorum. 2 4 6 8 ve 9. Yine bir tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum ve başlıyorum. 1 2 ve arkaya geçiyorum arkaya geçtiğim zaman trabzanlarımın üzerinde 9 trabzan olana kadar örüyorum 9 trabzan sayısını tamamladım ve diğer kolumuzun altına kadar bu şekilde 9 trabzan bir zincir bir atla şeklinde örelim kolumuzun altında görüşelim Yeleğimizin arkasından modelimizi kurmaya devam ettim ve aynı şekilde ördüm. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken tek bir husus var. Bakınız e, kol altlarımızın aynı şekilde olup yani aslında önümüzün birebir aynı olması gerekmekte. Yani önümüzde bir tam modelimiz, iki tam modelimiz ve e, yarım modelimiz olacak. Diğer e, şimdiki öreceğimiz yere de bu şekilde ayarlama yapmamız gerekmekte bir tam iki tam bir tane de yarım. Yani şu şekilde kolumuzun altından itibaren modelimizi bu şekilde kurmamız gerekmekte. Dikkat etmemiz gereken husus burası. Evet ben şimdi örerek geldim. Bakınız ilmeklerim eksik olacaktı. Bir tane burada art, artış yaptım. Ee, burada da bir tane yaptım hemen bir öncesinde. Yani 9 tane trabzanı aynı yere iki defa batarak burada oluşturdum. Bakınız 2 4 6 7 8 ve 9'u aynı yere ördüm önümüzü denk getirmek için. Tekrar burada ikincisinde ise iki tane artışımı yaptım. 2, 4 artışımı yaptım. Bakınız 5, 6, 7 ile 8'i aynı yere ördüm. 9 modelimi buraya göre ayarladım. Sizler de lütfen buna dikkat ederseniz çok iyi olacak. Buna dikkat ettiğimiz zaman hiçbir rahatsızlık olmayacak yani modelimizi kurma açısından. Yani birer artmakta hiçbir sakınca yok. Hatta daha güzel bile olacak. Evet şimdi 2, 4, 6. Burada da 3 tane trabzanımızı kolumuzun altına örmüştük. Hemen örüyorum. 6, 7, 8 ve 9. Evet şöyle görelim bakınız bir tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum atlamıyorum ki modelim aynı şekilde öne de denk gelsin bakınız burada şöyle bir tane atlamıştım ama burada bir ileri trabzan ördüğüm için şöyle görmenizi istiyorum burayı ayarlıyorum yani çok rahat olacaktır merak etmeyin 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ayarladım bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum ve 9 tane trabzanımı örüyorum en son 10 olacak 3 4 bu sırayı ayarladıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadan Üzerine modellerimizi kurarak ilerleyeceğiz. Burası da gayet rahat. Birer artırıp hemen halledebiliriz. 2, 4, 6, 8 ve 9'u örüyorum. Bir zincir çekip bir atlıyorum. Ve kalan 10 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet birebir modelimizin aynısını kurduk yani şöyle görmenizi istiyorum 10 trabzan 10 trabzan her iki önümüzün eşit olması için 9 trabzan 9 trabzan ve kol altına doğru da yarım modelimizi uyguladık. Şöyle yeleğimizi giydiği zaman bebeğimiz güzel durması için uyumlu asimetrik durması ve şurası da güzel denk gelsin. Evet şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. 4 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. E başlıyorum. Burası bizim kenar trabzanımızdı. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzan içerisine gelerek batıyorum. Tığımın başını dolamıştım. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. 1 ve 2 defa alıyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı noktaya 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. 4 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan içerisine girerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanım ördüm. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki bir zincir çektiğim yere gelerek şöyle altından giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tığımın başını doluyorum zincirimden sonra ve yeniden trabzanımı sayıyorum 1 2 3 4 5 Beş incinin içerisine giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere bir daha giriyorum araya 1 ve 2 zincirimi çekiyorum tekrar iki trabzan örmek için aynı noktaya girişimi yapıyorum Böyle bakınız. Şimdi yeniden şuradaki gibi 4 zincir çekip sık iğnemize batacağız. 4 zincir çekip trabzanların üzerine geçiş yapacağız. 1, 2, 3, 4. Araya giriyorum. Altından bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 5. trabzanıma gelerek batıyorum. Bir trabzan. Tekrar doluyorum ikinci trabzan iki tane zincir ve yeniden iki trabzanımı örüyorum bu sıramızdaki işlemimiz bundan ibaret 1 2 3 4 buradaki gibi sık iğnemizi öreceğiz yaptığımız işlem şimdiye kadar böyle ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız araya giriyorum sık iğne 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5. giriyorum ve İşlemlerimi tekrar ederek sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar işlemlerimizi tekrar ederek geldim. Dörder zincirlerimizi çekip sık iğnemizi ördük. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük ve sıramızın şu an sonundayız. Başlangıçta 4 zincirimizde başlamıştık. Şu şekilde. Bitişte ise trabzanla bitireceğiz ama Öncesinde 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum en sondaki trabzanımı tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örerek bitişimi yapıyorum 1 2 3 4 tane zincirimizi çekip örgümüzün yönünü çevirelim tığımın başını doluyorum hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batarak yeni bir trabzan örüyorum İkinci trabzanıma batıyorum bir trabzan daha örüyorum iki trabzanın üzerlerine batarak iki tane trabzanımız ördüm şimdi zincirimin içerisine de iki tane trabzan ilave ederek dörde çıkarıyorum dört tane trabzanımız oldu araya iki tane zincir çekiyorum İki tane trabzanımı zincirimin içerisine örüyorum ve trabzanımın üzerine de örüyorum toplamda iki tane zincir üzerine 2 tane de trabzanlarımızın üzerine ördüğümüz 4 tane yeni trabzanımız oldu. Yani bu sıradaki trabzan sayımız 2 katlayarak 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde oldu. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir önceki batmış olduğum sık iğnemin içerisine giriyorum. Yeniden bir sık iğne ile burayı bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak buradaki trabzanımı dörde çıkarmak üzere hemen trabzanıma batı batıyorum ikinci trabzanımı örüyorum ve zincirimin de içerisine girerek iki trabzan da bu noktaya örüyorum araya iki zincir tekrar zincir içerisine iki tane trabzan artış yaptık bakınız trabzanlarımın üzerine de birer birer yeni trabzanımı örüyorum. Toplamda 4 trabzan, 2 zincir 4 trabzanımı örüyorum. Evet bu sıramızı sona kadar bu şekilde öreceğiz. 4 er zincirimiz 1 sık iğne 4 zincir. Onu da yapalım. 1, 2, 3, 4 sık iğnemin içerisinden batıp çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum ve işlemlerimi tekrar ederek sona kadar devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar geldik. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Sonra 4 er zincirler sık iğnemizi ördük. 4 zincirle çıkıp tekrar trabzanlarımızı örerek tekrarlarımızı yapıp sona kadar geldik. Sondaki bitirişi de sizlerle birlikte çalışalım. Sıramın başını doluyorum. Burada 4 tane zincirimiz vardı. Bakınız 1, 2, Şöyle üçüncüye yani göz kararı şöyle ayarlayalım. Burada biraz boy verecek şekilde gelip batalım. Ve bir iki yukarıya bu şekilde çıkalım. Şu kısmın düzgün olmasına dikkat edelim. Evet trabzanımı ördükten sonra üzerine bir iki üç tane zincir çekelim. Örgümüzün yönünü çevirerek trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Direkt trabzanımı örüyorum. Bakın sadece kenardaki zincirimi çektim. Trabzanlarımın üzerine geçtim. Birer birer buradaki trabzanlarımı örüyorum. 4 trabzanın dördünü de ördüm. Bu kenarı saymıyorum. Araya girerek iki tane trabzanımı da örüyorum. Bu sıramızda 6 tane trabzanımız oluyor. 6 trabzan. Araya 2 tane zincir ve yeniden giriyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum ve buradaki 4 tane aşağı sırada ördüğüm trabzanları da örerek toplamda 6 trabzana çıkarıyorum sayıyı Evet şöyle görelim kenar trabzanım için zincirimi çektim 6 trabzan 2 zincir 6 trabzanım ördüm arada zincir çekmiyorum tığımın başını dolayarak direkt diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve başlıyorum 2 3 4 hali hazırda 4 tane trabzanımın 4'ünü örüyorum ara boşluğa girerek 1 ve 2 6 trabzan sayısına ulaştırıyorum. Şöyle görelim. Araya 2 tane zincir. Tekrar 2 trabzan boşluğa 1 ve 2. Ve birer birer aşağıdaki 4 trabzanımı örüyorum. Ve bu sıramızda 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan örüyoruz. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sona doğru ilerliyoruz. 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan örerek sıramın sonuna geldim. Ve modelimi e, tamamladım. Şimdi yeniden e, ilk sırada ördüğümüz gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve 4'er er zincir çekip sık iğne ördüğümüz sıramıza geçeceğiz. Yani bir modelimiz 3 sıradan oluşmakta. Sonu da birlikte yapalım. Bakınız 6. trabzanımı ördükten sonra şuradaki kenar trabzanımı oluşturmak için araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum tepe noktasına trabzanımın gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve yeniden modelimize başlatacağım şöyle bakın çok güzel oldu inşallah sizler de beğenmişsinizdir buradan bir iki üç dört tane zincirimi çekiyorum alt sıradaki gibi iki tane trabzan iki zincir iki trabzan örmek için şuradaki hazır yuvamın içerisine giriyorum 5 tane çekelim ilk sırada daha rahat olsun şu kısım kasmasın 5 tane zincirimi çektim burada 4 çektik ama burada şu ara yoktu burada 5 tane çekelim kasmasına izin vermeyelim bir tane trabzanımı ve ikinci trabzanımı örüyorum bakın şu şekilde ayarladık araya iki tane zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane trabzanımı da örüyorum 5 zincir 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve 4 tane ara zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki alt şer trabzanlarımın tam ortasına gelerek sık iğnemle batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ortaya giriyorum. 2 trabzan modelimizi yeniden başlattık sevgili arkadaşlar. 3 sırada tamamlıyoruz. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm tekrar 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum araya girerek sık iğne 1 2 3 4 ve bu şekilde tekrarlarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz Modelimizin ikinci kez kurulumunda sona kadar yeniden geldik. İkişer trabzanlarımızı, arasında zincirimizi ve dörder, sık, dörder zincir birer sık iğnemizi ördük. Sıramızın sonundayız. Sıramızın sonunda başlangıçta 5 tane zincir çekmiştik. Bitişte ise trabzanla bitiriyoruz. Ama trabzanımız çok uzak olduğu için buraya 1 ve iki tane zincirimizi çekip dengemizi oluşturuyoruz. Ve son şuradaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanı örüyorum bu şekilde tamamlamış oluyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum eğer kısa gelecekse 4 zincir de çekebilirsiniz 2 de boşluğa 1 2 zincir bu dilimiz hep aynı tekrarlarla devam edecek ikili trabzanlarımın üzeri 4 tane zincir 1 2 3 ve 4 sık iğnemin üzeri 1 2 3 4 trabzanımın üzeri Evet yeterli uzunluk olana kadar modelimizi üçer sırada örüp tamamlayalım ve biraz e, ilik boyunu uzatalım Yeleğimi yeterli ölçü olana kadar ördüm. Beyaz rengimi de soktum araya. Şöyle hareket katsın. Güzel görünsün diye. İki sıra yeşilimi ördüm. Bir sıra beyazımı. Tekrar beyazımı, yeşilimi. Sonra yine iki sıra beyazımla bitirdim. Üç sırada modelimizi kurarak tamamladık. İki trabzan dört oldu. Altı trabzan da bitirdik. Yeniden iki trabzan, dört trabzan, altı trabzan şeklinde örerek en sona kadar geldim. Ve yeterli uzunluk ölçüsü Oldu. Yeleğimiz çok çok da güzel göründü. Şimdi kenar çalışmamızı yapacağız. Şöyle genel olarak bir de açarak bakalım. Bakınız şu şekilde gayet güzel. Yaprak yaprak çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah sizler de bu çalışmamızı beğenirsiniz. Tabi dilediğiniz renklerle yeleğimizi örebilirsiniz. Evet şimdi kenar çalışmamızı örelim. Şuradaki bir zincir olan bölümümüzü başını bir defa dolayıp tek seferde çekeceğimiz trabzanlarla yukarıya doğru örelim. Sadece burada düğme kullanmak istiyorum. Bu kısımları daha rahat bırakmak istiyorum. Evet şimdi başlayalım. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Yeleğimin ön olarak kullanacağım bölümündeyim. Ve şöyle bakın benden taraftaki yönünü değil diğer yönünü aldım diğer yönü yani ters yönünden örmeye başlıyorum. Şuradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ters yönden yani yeleğin kullanmayacağımız iç yönünden ilk trabzana battım. İpimi şu şekilde içeriye gizliyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimi battığım yere gelerek batıyorum. Aynı yere battım. Sonrasında birer birer trabzanlarımın tepesine başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum başını doladım tek seferde başını dolayıp tek seferde çektim zincirimizin bulunduğu yere ise bir iki iki defa batıyorum sonra tekrar trabzanıma geçiyorum birer birer trabzanlarıma batıyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum trabzanlar yan yana olduğu için akıcı bir şekilde devam etmekte. Zincirimi bulunduğu yere geldim. Bir ve aynı yere ikinciyi batıyorum ve sonra trabzanıma batıyorum. Bu işlemlerimi tekrar ederek alt kısmı yani eteğimin alt kısmını örerek ilerliyorum. Bakın ön yüzde de bu şekilde Düşecek modelimiz. Yeleğimin etek ucunu bu şekilde örerek tamamladım. Şimdi en son sıradayım. Bakınız bir defa battım. Tığımın başını dolayarak aynı yere bir daha ve bir daha batarak toplamda 3 defa aynı yere battım. Tığımın başını doluyorum. Yandaki trabzanıma geçiş yapıp batıyorum. Sonra diğer trabzanıma. İkişer ikişer batıyorum. Eğer kısaysa bir tane de batabilirsiniz. Bakınız ikişer ikişer trabzanlarıma başını dolayıp tek seferde yukarıya doğru ilerlemekteyim. Hem toparlanmış da olacak şöyle güzelce. Başını dolayıp alıyorum. şuradaki bölümümüze kadar yani robamıza kadar örelim. Robamızın bulunduğu yere kadar ördüm. Aşağıdan başlamıştım. Robanın bulunduğu noktadayım. Şimdi bir tane başını doluyorum. Tam araya girerek batıyorum. Ve bir zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum. Ve diğer tarafı da aynen robaya kadar aynı işlemlerimi yaparak tekrar ediyorum. Alttan başlıyorum. Yukarıdan başlayalım biz, aşağıdan başlamayalım ki yine bakın burası ters yönü. Şuradan başlıyorum. Birini aşağıdan yukarıya, birini yukarıdan aşağıya örmekteyiz. Buraya bir tane zincirimi çektim ve ilkini batıyorum. Sonrasında ikişer ikişer yine bir ve iki, bir, iki. 2 iki, iki örerek aşağıya doğru geliyorum. Bitiş yerine kadar geldim. Daha önce başlamış olduğum yere geliyorum. Buraya batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve buradaki ilk zincir çektiğim yere tepesinden girip geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirle burayı bitiriyorum. Şimdi robamızın kenarını beyazla örelim ipimizi gizleyelim tabii ki. Bir tane zincirimi çektim. Beyaz rengimle tepe noktasına giriyorum. Yeşilimin en son yaptığımı. Şu aradan geçiyorum. Ve bir tane de içinden geçtim zincir gibi. Şuradaki ipimi yan tarafa alıyorum. tığım başını dolayarak buraya giriyorum. Bir defa örüyorum. Aynı yere bir daha örüyorum. 2 tığımın başında oluyorum. Bu tam ara noktaya giriyorum. Beyazım benim biraz ince kaldığı için 3 yaptım. Eğer yeşilin aynı kalınlığındaysa 2 yapmanız yeterli olacaktır. Onu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle yanılmayalım. Potluk olmasın yani. Yapmak istediğimiz işlem potluk olmadan çalışmamızı devam ettirmek. Pot olmasına izin vermeyelim. kareye doğru gereken yerlere 2 araya da giriyorum 3 bu şekilde örerek ilerleyelim şuraya batayım yukarıda kalıp görüntü çirkin olacak yoksa şöyle geçiyorum geçerken toparlayacaktır kendisini araya doğru ilerleyelim başa kadar geldim şimdi ikinci sırasında ilik çalışması yapalım geri dönüşümüzü yapacağız şöyle bir tane zincirimi çektim hemen dibine batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip birinci iliğimi hazırlıyorum 1 2 3. batıyorum 3. battım bir sık iğne 2 sık iğne sırasıyla örüyorum 3 sık iğne. Eğer sıkı yaptıysak bakınız potluk oluşacak gibi ise şöyle bir tane atlayıp diğerine geçerek böyle toparlayabilirsiniz. Aşağıda eğer bir potluk varsa devam ediyorum sık iğnelerimle. Şöyle de bakalım bir tane ilik buraya açarsak bir tane şuraya açmamız güzel olacak. Bir tane daha batalım ve 1 2 3 3 tane zincir çektim. 1 2 3 üçüncüye batıyorum. Ve e, sık iğnelerimle devam ediyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi eğer şurada bakınız bir her sıkışık gibi olmuş benim şurası. Bunu atlıyorum. Buna batıyorum. Bu şekilde toparlanıyor bakın. Hemen yanındakine batıyorum. Bunu atlayıp diğerine battım. Eğer potluk yoksa kesinlikle bire bir batıyoruz arkadaşlar. Potluk olduğu için ben e, batarak bu potluğu giderme yoluna geçtim. Şimdi son iliğimi çalışıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. batıyorum. Ve hemen yanındaki bölüme batıp ilmeğimi kaydırıp bir zincirimi çekip sıramı tamamlıyorum. 3 tane ileğimizle de bu çalışmamızı bitirdik. Ve yakamızı çalışmaya başlayalım. Buradan başlayalım. Ve diğer önümüze kadar devam edelim. Diğer önümüzü de bitirelim. Şimdi şöyle başlıyorum. Beyazın bulunduğu yerden giriyorum. Şöyle beyazımdan geçişimi yapıyorum. Şöyle bir kat alıyorum. Beyazımdan geçişimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak buraya bir tane batıyorum. Şöyle asılıyorum. Ve diğer trabzan arasına giriyorum. Başını doluyorum. Trabzan arasına giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzan arasına aralara Başını doluyorum tığımın. Birer birer batarak ilerliyorum. Yakamın arasına birer birer başını dolayarak battım. Ve diğer uca kadar geldim. Bir defa battım. Aynı yere 2 3 defa girdim. Tığımın başını dolayarak diğer tarafa da giriyorum. Yani diğer sıradakine iki gereken yerlerde, iki gereken yerlerde üçer defa bu trabzanlarımızı çalışalım potluk olursa bir üst sırada atlayarak düzeltiriz o yüzden tabi çok pot yapmamaya yine gayret edelim araya giriyorum tamamen göz kararı örerek roba kısmımızı tamamlayalım robamızın altına kadar geldim bakınız yeşilimizin bulunduğu yerdeyim yeşilime giriyorum şöyle en sondakine burayı bağlıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra arkasını çeviriyorum. Ve tığımın başını dolayarak birer birer batıyorum. Eğer pot olacak yer varsa bir tane atlayıp diğer tarafa geçmemizde hiçbir sıkıntı olmayacak. Mesela şurayı atlayalım bakınız. Burası sanki yoğun gibi. Hiç problem yok. Gayet rahatlıkla bu işlemimizi yapabilirsiniz örgümüz örerken düzelip gitmekte. Bakın şöyle. Başa kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Şimdi kollarımızda da aynı çalışmamızı yapalım. Kol altından şöyle başlayalım. Aradan giriyorum. ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde sadece başını dolayıp batıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum, aynı yere batıyorum, araya giriyorum, trabzan arasına diğer trabzanımın arasına batıyorum. Şu ikisi yan yana, ona batmıyorum. Şuradaki bakınız, buna değil diğerine batıyorum. Çok doldurmayalım. Geçişimi yapıyorum. Bir tane de buraya, bir tane boşluğa ve sonra trabzanlarımızın aralarını atlamadan örelim başını dolayıp tek sefer çekelim başını dolayıp tek sefer çekelim ve başlangıç yerimize kadar gelelim bakın buraya batmadım buraya da bir tane batmamız yeterli oldu kolumuzdaki trabzanların tamamını örerek geldim yeniden kol altındayım ve başlangıç yerimin hemen yanı başındayım başlangıç yerime tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıp Şöyle ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve içeriye gizliyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Beyazımızda bir sıra geçişimizi yapalım. Başını dolayarak tek seferde çekelim. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimize 3 tane de düğmemi ayarladıktan sonra kullanıma hazır hale geldi ve bu şekilde bir çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.